Herkese merhabalar. İsmim Doktor Volkan Kınaş. Genel cerrahi uzman olarak Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan Şubesi'nde çalışmaya devam ediyorum. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip eden herkes bilir ki biz obezite ve diyabet cerrahisiyle birlikte çok önemsediğimiz kanser cerrahisinde günlük aktivasyonlarımız içerisinde yoğun bir zaman ayırmak suretiyle uygulamaya devam ediyoruz. Bugün meme kanserinden bahsetmek istiyorum. Meme kanseri deyince Türk kadının aklına ne yazık ki mememi kaybeder miyim? Ya da ne kadar süre yaşayabilirim soruları geliyor. İçtenlikle söylemek istiyorum. Meme kanseri bizim her kanserde olduğu gibi korktuğumuz ama tedirgin olmadığımız bir durum. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını özellikle altını çizerek ve üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Ve beraberinde meme kanserinde onkoplastik cerrahi yöntemler ile, ne demek onkoplastik cerrahi yöntemler ile? Onkolojik cerrahinin prensiplerine uyan ancak estetik anlamda hastanın doku kaybını en aza indiren cerrahi tedavi yöntemleriyle biz kliniğimizde hastalarımızın ameliyatlarını uygularken bu yöntemler ile memenin kaybı olmaksızın, kol aktivasyonlarında belirgin bir kayıp olmaksızın ameliyatlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ameliyat yaptıktan sonraki süreçte tamamlayıcı tedavilerini alan hastalarımızla yıllarca onların takiplerini yapmaya devam ediyoruz. Onkoplastik cerrahi yöntemler hastalarımızın psikolojik olarak bu hastalıktan kurtulmalarını sağlarken onlara çok fazla omuz atan bir yöntem aslında. Onlara destek olan bir yöntem, bunları belirtmek gerekir. Onkoplastik cerrahi yöntemler ile doku kaybı minimize edilmiş. Ancak onkolojik cerrahinin prensiplerinden asla taviz vermeksizin meme kanseri ameliyatlarını uygulamaya devam ediyoruz. Ve bu şekilde yüzlerce binlerce hastamızın mutlu yüzleriyle her gün sabah karşılaşmaya devam ediyoruz. Herkese sevgi ve sağlıkla kalmasını diliyorum ama özellikle belirtmek istiyorum. Tekrar binlerce kez ve milyonlarca kez meme kanserinde tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi erken teşhis hayat kurtarır. Saygıyla, sevgiyle.